Oldukça gergin asimetrik savaşların yaşandığı, sınırların yeniden çizilmeye çalışıldığı ve özellikle de Orta Doğu'da güç gösterisi yapan dünya devletlerinin Suriye ile Irak politikalarını yakından takip eden uluslararası medya kuruluşları, bu bölgedeki farklı tezleriyle ulusal gündemde ses getiren Başbakan Yardımcısı Veys Kaynağ'ın açıklamalarını da mercek altına almaya başladı. Geçtiğimiz gün BBC'nin konuğu olan Başbakan Yardımcısı Kaynak, bugün de 2014'te Moskova merkezli kurulan, dünyanın farklı bölgelerinde ofisleri bulunan uluslararası medya kuruluşu Putink'e konuştu. Başbakan Yardımcısı Veys Kaynak, Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda ve IŞİD'e karşı mücadelede yaptığı işbirliğini, Türkiye'nin Astana sürecine ilişkin beklentilerini Putink'e değerlendirdi. Türkiye ile Rusya'nın bu bölgede çok eski tarihlerden bu yana var olan iki devlet olduğunu hatırlatan Kaynak, iki ülkenin aslında hem ekonomi, hem dış politika, hem turizmde çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi. Türkiye'nin 24 Kasım 2015'te Rus uçağı düşürmesinden sonra da bu ilişkilerin hiç istenmeyen bir noktaya çevrildiğini ifade eden Kaynak, ilişkilerin düzelmesinin en somut örneğinin Halep'in tahliyesinde görüldüğünü söyledi. Kaynak şöyle konuştu. DAEŞ terör örgütü Irak ve Suriye'nin neredeyse yarıya yakınını işgal etmiş vaziyette. DAEŞ terör örgütü, örgütün çeşitli bölgelerde yaptığı operasyonlar neticesi, yöre halkının oranının asli sahiplerinin oradan boşaltılmasından sonra yerlerine de bir kısım başlı terör örgütlerinin yerleştiğine şahit olduk. Uçak krizinin belli bir noktaya bağlanmasından, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden yeniden canlandırılmaya başlamasından sonra bunun en somut neticesini Halep tahliyesinde gördük. Olay artık gerçekten vahşet boyutlarına gelmişti. Halep'te hastaneler, okullar bombalanıyordu ve insanlar günlük ihtiyaçlarını da karşılayamıyorlardı. Türkiye, Rusya ve İran bir inisiyatif olarak Halep'in tahliyesi hususunda bir mutabakat sağladılar ve bu gerçekleşti. Müttefikler Türkiye yerine PYD'yi tercih ettiler. Bu da başarısız netice verdi diyen Başbakan Yardımcısı Kaynak, yaşanan sürecin bir başka boyutuna ilişkin de şu yorumlarda bulundu. Şimdi bununla yetinmediklerini anlıyoruz her iki devletin. Çünkü Suriye'de hala DAEŞ terör örgütü var ve hala cinayet işliyor. DAEŞ terör örgütüne karşı 6 yıl önce oluşturulan koalisyon, İncilik Hava Üssü, başkaca hava üslerimizin kullanımlarına açıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerine hava savunma mekanizması kurularak, biri benim bildiğim Kahramanmaraş'ta ancak netice alınacak operasyonun kara gücüyle olduğu kesin. Müttefikler, Türkiye ile kara gücü konusunda ittifak yapacaklarına maalesef PKK'nın Suriye kolu PYD ile ittifak yapmayı denediler, tercih ettiler. Bu da başarısız bir netice verdi. Başbakan Yardımcısı Kaynak, ben şunu söylüyorum, müttefik ülkelerin Suriye üzerine doğru politikalar geliştirememelerinden dolayı şimdi Suriye'de Rusya var. Rusya'da şu anda birinci planda artık insanlık dramı haline gelmiş konularda. Halep'in tahliyesi gibi konularda ya da Suriye'nin diğer bölgelerinde sivil unsurların, sivil insanların bombalanmasının engellenmesi konusunda Türkiye ile çok iyi ittifak yapıyor, çok iyi işbirliği yapıyor ve hepimizi sevindirecek neticeler alınıyor. Kaynak bundan sonra hangi sürecin gelişeceğini bekleyip görmek gerektiğini vurgulayarak ama yine umut verici bir süreç gelişeceğini tahmin ediyorum. O da Türkiye, Rusya ve İran'ın inisiyatifi olarak Cenevre'ye alternatif olmamak üzere Astana'da bir Suriye zirvesi toplanmaları. Bu çok umut verici bir hadisedir dedi. Bu umudu artıracak bir önemli gelişmenin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Astana görüşmelerine ABD'yi davet etmesi olduğunu vurgulayan Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü. Tabii söylediğim gibi Birleşmiş Milletler nezdinde Cenevre'de yapılan görüşmelerin asla alternatifi değildir. Astana'da asıl nihai anlaşma sağlayacak zemini oluşturan bir zirvedir. Çok umut verici bir hadisedir. Bölgede 10, 15, 20 bin teröristin Irak ve Suriye gibi kocaman devletleri ele geçirmesine, oralarda masum insanlara zulmedilmesine bundan sonra inşallah izin verilmeyecektir demektir bu Astana'nın neticesi. Sonra tabii herkes fikrini beyan edecek. Türkiye'nin baştan beri söylediği, Rusya'nın da söylediği aynı şey. Resmi beyanlarına bakarsanız diğer Batı ülkelerinki de aynı şey. Toprak bütünlüğü korunan bir Suriye, toprak bütünlüğü korunan bir Irak. Bunlar bölgedeki istikrarın sağlanmasında en önemli ve en gerekli unsurlar olacaktır. Kaynak Astana'daki toplantıya ABD'den katılım bekliyor musunuz sorusuna, ABD kendisi bilir ama duyarsız kalmayacaklarını düşünüyorum. Neden? Zaten 5-6 yıldan bu yana Suriye'de yerleşen DAEŞ terör örgütüne ve diğer terör örgütlerine karşı bir koalisyon gücü oluşturdular. Liderliğini ABD yapıyor. İncirlik hava sahasında en çok onların uçakları var. Belki bölgede uçak gemileri falan var. Dolayısıyla duyarsız kalmayacaklarını düşünüyorum.
yönetim değişikliğinden dolayı hangi düzeyde olur katılım, onu ben şu anda bilemiyorum tabii ki. ABD'nin, AB'nin, bölgenin barış için bir çözüm var diyen herkesin olmasında fayda var, zarar yok yanıtını verdi. Terör örgütlerini siz şimdi araç olarak kullanıyorsanız, yarın döner bir başkası araç olarak kullanır ve bumerang gibi size döner. Astana'yı, terör örgütü PYD'nin çağrılması asla düşünülemez. Çünkü PYD bir cinayet örgütüdür. DAEŞ de bir cinayet örgütüdür. El-Nusra da öyledir. Dolayısıyla bir cinayet örgütünün barış masasına, çözüm masasına asla çağrılmaması gerekir. Söyleyecek sözünün olmaması gerekir. İşte bunun somut örneği Türkiye, Rusya ve kısmen İran'ın katkısıyla somut neticesini Halep'in tahliyesinde gördük. Somut neticesi Elbap'ta Rusya'nın da hava operasyonuyla DAEŞ terör örgütüyle mücadelesinde görüyoruz. Dolayısıyla bunlar cinayet örgütleridir. Cinayet örgütlerinin barış masasında asla işinin olmaması gerekiyor. Çünkü o cinayet örgütü olarak kendisini dizayn etmiştir. Ondan barış beklenemez. Son günlerde Türkiye'nin Suriye politikasının ve Şam'a bakışının değiştiği ifade ediliyor. Özellikle de muhalefet partileri bunu sık sık dile getiriyor. Kaynak bu konudaki sorularda şöyle yanıtladı. Bizim için önemli olan Suriye'deki insanların kendilerini özgür hissetmesi, insanların güvenlik içinde hissetmesi, demokratik kanalların açık olması. Türkiye baştan beri bunu söyledi. Yoksa ne Esed ile ne de bir başkasıyla asla bir sorunumuz olamaz. Türkiye'nin kişisel bir kini asla olamaz. Suriye'de bu adımların atılmasına hep teşvik edici oldu Türkiye. Ama neticesinde Esed bunun yerine insanların üzerine, meşru muhalefetin üzerine bomba yağdırması, onları terörist olarak görmesinden dolayı olaylar bu noktaya geldi. Geldiğimiz nokta itibarıyla Suriye'nin rejiminin neticeden memnun olmadığını zannetmem. Böyle bir ihtimale yer vermem. Ama düşünün ki 600 binden fazla kendi vatandaşınız ölmüş. Suriye nüfusuna yaklaşık 8-9 milyon insan kendi evlerini terk etmişler. 6 milyon Suriyeli Suriye'yi terk etmiş. Bunların bir kısmı batıya geçmeye çalışırken denizde boğulmuşlar. 3 milyona yakını Türkiye'de, 1 milyona yakını Lübnan'da, Ürdün'de, bütün dünyaya yayılmış vaziyetteler. Böyle bir neticenin hiçbir rejimi mutlu etmesi elbette beklenmemelidir. Türkiye'nin beklediği, güveneceği bir komşudur. Temel parametremiz insan hakları, demokrasi, özgürlükler ve güvenlik. Bunları sağlayacak kim olursa olsun o meşrudur dedi.